Selam canlar ben Kubilay Can. Bugün sizlere Wi-Fi olmadan bir yazıcıyı uzaktan nasıl kontrol edeceğiz bunu anlatacağım. Bu projemizde kullanacağımız teknolojiler HTML, CSS, JavaScript, PHP ve Python kullanacağız. Hadi başlayalım. Arkadaşlar konuya başlamadan önce sizlere kısa bir bilgi vermek istiyorum. Bu kodları Discord kanalında yazılım geliştirme odasında bulabilirsiniz. Görselleri de grafik tasarım odasında bulabilirsiniz. Bunlar ikisini ayrı ayrı koymamın sebebi grafik tasarım bölümü farklı oluyor, yazılım bölümü farklı oluyor. Onun için ayırdım ikisini de. Aradığınız yeri bulamazsanız diye buradan söylüyorum şimdiden. Şimdi arkadaşlar gelelim kodun içeriğine. Burada PHP'yi görüyoruz, html, CSS'i ve en altlarında javascripti görüyoruz arkadaşlar. Şimdi sizlere tabii ki de bunu detaylı bir şekilde anlatmayacağım. Anlatmamamın sebebi şu yani burada her birinin bir işleve yaradığını bilmeniz lazım. Onun için bunları önceden bir araştırıp bakın ona göre bu kodu o zaman tanıyın. Ben sadece neyin nerede çalıştığını anlamanız için söyleyeceğim. Buradaki amacımız şu. Telefondan ayrı ben döküman yükleyeceğim ve bu döküman sayesinde bana yazıcı çıktı verecek. Biz bu işlemi yapacağız. Önce bu dökümanı yükleyeceğimiz için bize web sitesi lazım ve bunu bir lokal host üzerinden bir giriş döküman gönderme işlemi yapmamız lazım. Bunun için de kolay ara yüzlü bir web sitesi oluşturduk. İşte title'ını verdik. Burada da bir tasarım CSS'sini oluşturmuş olduk. Aşağı indiğimizde form code blue karşımıza çıkıyor. Burada input'umuz file olarak belirtilmiş. Yani bir dosya yükleneceğini söylüyor ve dosyayı recruit yani boş bir dosya göndermesin adına burada bir zorunlu bir dosya yükleme talebi oluşturmuşuz. Daha sonra accept kodunu kullanarak bazı formatlar için hani çıktı alabileceğimiz türdeki formatlar için buraya belirtilmiş pdf, png, jpeg, işte jpg falan, xls, xlsx, DOC, Doge, docx, txt, ppt, pptx gibi i̇şte burada formatları belirtmiş olduk. Aşağıda submit'imiz var. Bir dosya yükle yani buraya bir file dosyayı yükleyeceğiz. Daha sonra dosya yükle butonuna tıklayacağız. Ne olacak? Dosyamız klasörümüze aktarılmış olacak. Klasörden sonra artık yazıcı işlemini orada yapacağız. Ama biz şu anda uzaktan telefondan olsun, tabletten olsun, başka bir bilgisayardan olsun bu bilgisayara bağlanarak dokümanımızı yüklemiş oluyoruz. Arkadaşlar yukarıya çıkıyoruz. Burada message ve delight error kısmını aslında buradaki uyarı veya bir mesaj vermesi için yüklendi, yüklenmedi. işte veya hatalı bir silme işlemi gerçekleştiğine dair böyle bir mesaj kutumuz var. Bunun içinde buradakini biz veri boş bıraktık içinde veri bekliyor çünkü Python'daki array gibi düşünün aşağı tarafta server request method post diyor post işlemi var bunu nasıl anlayacağız fark ettiyseniz her iki tarafta postluk bir işlem gelin aşağı inelim şuradan anlayacaksınız post olduğunu forum kısımlarına bakın bir burada forum var bir de aşağıda forum var yukarıdaki forum şu kısım arkadaşlar bu kısım yükleme dosyayı yükleyeceğimiz kısım aşağıda bulunan kısım forum ise dosyayı sileceğimiz kısım forumun içerisine bakın arkadaşlar şurada bir method post işlemi görüyorsun yani post veri gönderiyoruz. Get veri alıyoruz. Unutmayın arkadaşlar aşağıda da aynı şekilde post işlemimiz var. Şimdi yukarıya çıkıyoruz en üstte metodumuzu belirtmişiz post diye. İçerisine aldığımız bu iki tane kodumuz var. Birisi silme işlemini arıyor birisi yükleme. Biz şimdi yüklemeyi anlatacağız sonra silmeye geçeceğiz. Yükleme kısmına geldiğimizde bir iset döndürülmüş. Yani bir içerisinde dosya var mı yok mu diye. E, file to upload. Bu nerede arkadaşlar aşağı iniyoruz. Burası işte name kısmı ve id kısmı file to upload olarak belirtilmiş. Devam ediyoruz hemen yan tarafa geçiyor. Buradaki error hata yok yani hatasız demek. Upload error ok. hatasız demek. Eğer hata var ise hata yoka eşit mi sizce? E, değil. Bu arada üç eşitin anlamı tür de dahil. Bu eşit eşit değil bununla. Onun için ne olacak? Hata verecek else verecek. Else de koymadığım için direkt boş döngü. Eşit eşit ise neye? Hata yoka. Eşitse o zaman içeriye girmiş oluyoruz. Ne var? Target dir var. Burada nedir? Aslında aplaz klasörü çağırıyoruz. Aşağı indiğimizde file type kısmı arkadaşlar bizim yükleyeceğimiz dosyanın ismini küçültüyor. Burada string to lower var. Bunu küçülterek page info yani dosyamızın konumunu ayarlayacağız. Burada işte dosyayı erişiyoruz. Dosyanın adını alıyoruz. Burada da Page Info Extensions. Bu bizim dosyamızın format kısmı. PDF mi, PNG mi ne olduğunu anlayan kısım burası. Page Info'dan aldığı için dosyayı ne yaptı? Formatına bak. Daha sonra aşağı indiğimizde arkadaşlar şunu yapmak istedim. ilerleyen vakitte anlatacağım bunu da. New File Name 1 olarak file type'ı değiştirdi. Yani şu. Eğer mesela ben bir dosya yükledim. işte WhatsApp'tan indirdiğim döküman. WhatsApp'ın biliyorsunuz döküman ismini biliyorsunuz. Resmin ismini değiştirdi. 1 yaptı. Bunu neden yaptırdım? Çıktı aldığımızda Belki bu dosya lazım olabilir bana. Onun için bu dosya silinmesin diye bir değer verdim. Çıktı alındıktan sonra bu bir değeri sıfıra dönsün diye böyle bir isim değişikliğine baş koydum. Değiştirebilirsiniz siz de, fark etmez. İsterseniz bunu koymaya da bilirsiniz. Direkt file type'dan bağlayabilirsiniz. Sıkıntı yok. Aşağı iniyoruz. Target file. Burada target alıyor. New file name. Yani yeni adını alıyor. Bunun içerisine koyuyor. Nokta yan yana getirmek anlamına gelir. Daha sonra upload ok. 1 Bu nedir? Biliyorsunuz ki Python'da da anlatmıştım. Yani bir boolean olayı vardır. True ve false. Burada da upload'da yine true false var ama ben 1 ve 0 değerini taşıdım. 1 dosya yüklendi anlamına gelir. 0 yüklenmedi anlamına gelir. Şimdi aşağı inelim. Bunu neden yaptığımızı söyleyeceğim. Formattan dolayı. Formatlar farklı bir format gelebilir. Daha sonra burada allow types var. Bu kısım aslında formatlar. Biz accept koymuştuk ama buraya da koymamız gerekli. Çünkü kontrol edelim. İçerisine bakıyor. File type'ını alıyor. Allow types kısmına kontrol ediyor. Yukarıda page info extensions var. Kontrolünü yapıyor. Neye kontrol yapıyor arkadaşlar. Eşleşiyor mu? Eğer eşleşmiyorsa ne diyecek? Bize yukarı taraftaki mesaj hani boş demiştim ya. Hop mesajı e bir mesaj gönderecek. Üzgünüm, bu dosya türü desteklenmiyor. Ne olacak? Yükleme başarısız. Upload 0. Varsayalım. Upload OK 1 olarak alıyoruz çünkü yüklenme başarılı olarak gösteriyoruz. Başarılı diyoruz. Move uploaded file diyor. Şu demek arkadaşlar. Klasöre taşıyacağız. Aşağı indi. İşte bu bu dosyanız yüklendi diyerek bize bir bildiri yani bir alert veriyor. Daha sonra header location server PHP bu yenileme. Ben yükledim. Sayfa yenilensin tekrar belki yeni bir şey yükleyebilirim ve aşağı tarafta da şeyi göreyim yani. Yüklendiğine dair aşağıda listemi görmem lazım. Eğer yüklendiyse tamam, başarılı bir şey yüklemişimdir. Eğer yanlış bir şey yüklediysem hemen ne yapayım? Silme işlemine girişebilirim. Aşağı iniyorum. Exit diyor. Eğer e, bunların harici bir durum olduysa yüklenme aşamasında aşağı taraftaki "Dosya yüklenirken bir hata oluştu" diye else döndürebilir. Şimdi arkadaşlar, yukarı tarafta silme bölümüne geleceğiz. Gelmeden önce aşağıya iniyorum. Sizlere bir şey göstermem lazım. Aşağı tarafta result bölümü var. Burada files diyerek scanner upload'ın içerisini kontrol eden bir kodumuz var. Forage ile taranılan klasörleri hepsini tek tek hop aşağı doğru sıralayacak. Şimdi sebep şu arkadaşlar. İçeride başka klasör var mı? Yok mu? Şimdi bazı klasörlerde işte çalışma şekli nokta bu şekilde veya şu şekilde. Yani dışına da çıkabilir, içine de girebilir. Yani bu şekilde bir ayar yapılıyor. Bu noktalar olmamış halini. sadece ben upload'a bakacağım. Klasöre bakacağım. İçerideki klasör beni ilgilendirmez diyor. Aşağı iniyoruz. Burada herhangi bir işlemimiz yok. Burada file extensions kısmında page info yani page'imizi alıyoruz. Yani dosyamızı alıyoruz içerideki herhangi bir dosyayı e, yukarıda fark ettiyseniz görüyorsunuz. Page info extensions ne yapıyoruz? Formatı da dahil ediyoruz. Aşağı tarafta Icon search diyoruz. Buradan Page file extensions. Bunu neden aldık arkadaşlar? Hemen söylüyorum formatına bakacağız. Aldığımız dosyanın formatına bakıyor. Formatını da aşağı tarafta Icon src yapıyor. Amacı şu dosyamız pdf ise bizim önceden hazırlamış olduğumuz pdf görüntülü bir fotoğrafı buraya koyduk. Eğer png jpeg ise jpeg görselini gösterecek. Yani kısacası içerideki dosyanın formatı neyse o format aşağı tarafta ön izleme olarak gözükecek. Bunların harici bir dosya ise file olarak belirtilecek. Burada form kısmını zaten yukarıdan da bahsetmiştim. Post olayı var. Post olayımızın içerisinde on submit var. Confirm delay file. Yukarı taraftaki file aşağı indiriyor. Formumuzun içeriğinde de input type hidden yapmış gizlenmiş. Bunun amacı şu arkadaşlar value değerini aldığında aşağı tarafta butonu sil dediğinde ne yapacak? Bizi input'taki delete file'a yönlendirecek ve buradaki file ismini alarak dosyayı silecek. Şimdi buradaki de post olarak belirtilmiş. İçinde yazı var mı yok? Hani o input hidden vardı ya gizlenmiş bir input kodumuz vardı. O kısım bu kısım arkadaşlar. Delete file. İçeride post yazısal bir şey gönderiyoruz. Gönderdiğimizde klasöre ulaşıyor ve base name diyerek klasörün içerisine giriyor. Kontrol ediyor. İçerisine eşleşirse bununla sonra ne yapıyor? Silme işlemini unlink diyerek başarılı bir şekilde gerçekleştiriyor. Eğer hata bir şey olursa ne olacak dosya bulamayacak burada dosyayı kontrol ediyor çünkü arkadaşlar bu kadar arkadaşlar şimdi arkadaşlar sizlere hani o aşağı tarafta PDF PNG işte JPEG PNG DOC PNG vardı ya onlar bunlar işte arkadaşlar bunlar bir resim sadece resim arkadaşlar amacımız şu dosyayı yüklediğimizde hangisi PDF mi Excel mi ne olduğunu bilmemiz için bir ön izleme koyduk. aşağı tarafa da ismini kısalttık nokta nokta koyduk kadar şimdi gelelim Python kısmına Python'da bizim asıl önemli yer dosyayı yükledik artık çıktısını almamız lazım. Hadi başlayalım. Bu kodumuz şu anda tam teşekküllü çalışmakta ama ben ikinci kodu göstermeyeceğim. Bir tane daha var. Ona çok emek harcadığım için onu pek piyasaya sürmem doğru olur mu bilmiyorum ama ücretsiz süreceğimi zannetmiyorum. Onu bilin. Telefonumuzdan dökümanımıza direkt upload klasörüne atmak kolaydı. Şimdi gelelim upload klasörden bulduğumuz dosyayı Python yoluyla artık çıktı almamız lazım. os.time, win32 print ve win32 ui kullanıyoruz buradaki import panellerimizde. Bir belirtmişiz. Dosyamızı alacağız page'mizi. Burada varsayılan olan yazıcıyı çağırıyoruz ve bağlantı sağlıyoruz. Daha sonra aşağı indiğimizde yazdırılacak olan dosyanın işlemini başlatan kısım. Aşağı indiğimizde with open file page diyerek aslında bir read okuma işlemi gerçekleşiyor. Dosya okuyor. Aşağı indiğimizde dosyamızın kağıt üzerindeki bulunan koordinatlarını belirtiyoruz. Yani yani width 100 vermişiz, hate'ini 100 vermişiz. Dosyamızı belirtmişiz. Onu ayarlıyoruz. Daha sonra çıktı işlemimizi bitiriyor Aşağı indiğimiz Bizim burada upload dir değişkenimiz var. Buradaki de upload klasörümüzün ismini belirtiyoruz. Bir döngü var. While döngüsü. Bu döngümüzün içerisinde sürekli bir klasörden dosya arıyor. Dosya bulursa çıktıya gönderecek. Print'e gönderecek. Yukarı taraftaki print text file'e gönderecek. Aşağı indiğimizde arkadaşlar bakıyoruz. For döngümüzün içerisinde file name var. In os listor var. Yani bu aslında şu klasörün içerisine gir kardeş. İçerisinde eğer file name'lerden bak. Txt dosyasını bulursan. Ben tabii ki burada txt olarak belirttik. Print text File. karı tarafa bir emir gidiyor. Diyor ki bu dosyayı yazdırmaya başla. Gelin şimdi test edelim. Evet arkadaşlar şu anda upload klasörün içerisi bomboş. Veri bekliyor. Sol taraftan sürekli klasörü tarama işlemi yapılıyor. Yazıcımız aktif bir şekilde çalışmakta. Şimdi geçelim telefonumuzdan dokümanımızı yüklemeye. Öncelikle dosyayı seç diyoruz. Dosyalardan diyorum. PDF'imi seçiyorum. Dosyayı yükle dediğimde. Şu an dosya upload'a yükledi ve yazıcıdan çıkıyor çıkartmaya bekliyoruz. Hiçbir şey yapmıyorum, dokunmuyorum. Yazıcıya geçiyorum ve şu anda yazıcıdan çıktığı alıyoruz. Ve bize ne yazmış bakalım. Bu bir boş örnek pdf dokümanıdır. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi printten çıktımızı aldı. Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsan, kodlara da ulaşmak istiyorsan Discord kanalıma katılmayı, kanalıma abone olup like atıp yorum atmayı unutma güzel kardeşim. Unutma ben senin ekranım. In the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use.